Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada ortalama 80 gram civarında bir kıymamız var. 80 gram, 100 gram hiç fark etmez. Burada bir yemek kaşığı unumuz var. Tepeleme. Burada bir yemek kaşığı domates salçamız var. Burada işte diyelim ki 2 gün, 3 gün önceden kalmış pilavımız var. Normalde bu yemeğe şehriye girmez. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizdeki eski pilavları değerlendiriyoruz. Kesinlikle çöp atmıyoruz. Size de önerim. Elinizde pilav kaldığı zaman, buna benzer ürünler kaldığı zaman paketleyin, difrize koyun, ihtiyacınız olunca çıkartın. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk, altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Tekrar yağ ihtiyacımız olursa onu ben mutlaka söyleyeceğim. Yağ az bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı, hemen kıymamızı atıyoruz içine. Arkadaşlar kıymamızı şöyle eze eze iyice bir kavuracağız. İyice bir içinde dağıtacağız. Bu kıymayı biraz fazla kavuracağız. İçinde yumuşak yumuşak olmayacak. Yemek kıyması değil, çorba kıyması olacak. Az bir dişe gelsin. Yemek kıyması olsaydı şu anda tamamen olmuştu, yeterliydi. Yani yemek kıymasından ortalama 2 dakika daha fazla kavuracağız. Ocağımız da orta ateşte olacak. Kıymamız kavruldu. Hemen içine ununu ilave ediyoruz. Kıymanın kendi yağıyla kattığımız yağ una yeterli geldi. Şöyle gördüğünüz gibi akıcı kıvamda. Eğer yeterli gelmeseydi, un içinde beyaz beyaz görünseydi ne yapardık? Biraz sıvı yağ daha ilave ederdik. Ortalama 30-35 saniye kadar da unu kavurduk. Hemen salçasını ilave ediyoruz. Ocağımızı biraz daha kısalım. Salçayı, unu, kıymayı kısık ateşte şöyle az bir kavuracağız. Çok basit, çok pratik bir yemek olacak. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek. Salçamız da kavruldu, hemen şöyle bir gösterelim. İçine bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Kırmızı toz biber buna ayrı bir lezzet veriyor, ayrı bir koku veriyor. Tam bu aşamada 2 su bardağı soğuk su vereceğiz. Asıl su ayarlamasını daha sonra yapacağız. Bundan sonraki vereceğiniz su sıcak olabilir, kaynamış olabilir. Önce 2 bardak soğuk suyla çorbamızı bir açacağız. İyice karıştırdık. Hemen suyunu ilave ediyoruz. Toplamda 5 su bardağı su olacak. Beş su bardağı oldu. Şimdi bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra baharatlarıyla pirinç işlemine geçeceğiz. Önce bir çorbamızı bir kaynatalım. Çorbamız kaynadı. Buna kesinlikle kapak kapatmayacağız. Kapak kapatırsak içindeki unu bozulur. İçine daha önceki artan pilavı boşaltıyoruz. Şöyle yapalım da elimize sıçramasın. Orta ateş alıyorum. Orta ateşte içindeki bütün malzeme pişmiş olduğundan dolayı 5 dakika kaynatacağım. Orta ateşte 5 dakika kaynattım. Hemen şöyle pirinçleri göstereyim. Pirinçler de suyu çekti. Pişmiş olmasına rağmen daha güzel bir şekil aldı. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Ben bir tatlı kaşığı attım. Bir çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar tuz. Bunu da yarım tatlı kaşığı hesaplayın. Tuzu kontrolü atın. Mutlak surette tuza bakın. Ara ara atın. İnce ince doğramış olduğum maydanoz var. Onu da atıyorum. Yemeğimin altını kapatıyorum.
Şöyle bir kere karıştırıyorum. Buna hiç dokunmadan 2-3 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra sunumuna geçeceğiz. Arkadaşlar çorbamızı dinlendirdik. Hemen şöyle bir sunum yapalım. Sunum yaparken de ince bir detaydan bahsedeyim. Kepçeyi bandırdık. Bandırdıktan sonra kepçenin altını şöyle bir kere dokundurduğumuz zaman dibindeki suyun komplesini çeker. Bir daha kepçemiz damlama yapmaz. Bu yeni takipçi arkadaşlar için, eskiler zaten biliyor. Bandırdık. Şöyle dokunduruyoruz. Çekiyoruz. Kepçemiz sağa sola damlamaz. Yemeğimiz sağa sola damlamaz. Sayfamda 1000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Bu yemekler çok basit yemekler. Özellikle basit yemekler çekmeye çalışıyorum. Bu yemekle ilgili şunu söyleyeyim. Diyelim ki elinizde kıyma yok. 100 gram tavuğu bile ince ince doğrayıp zırhlayıp aynı çorbayı yapabilirsiniz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.